Merhaba arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde RL devresinin doğal tepkisini incelemiştik. Nasıl akım ve gerilimleri bulacağımızı anlatmıştım. Bu dersimizde ise RL devresinin doğal tepkisiyle ilgili örnek bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Önce sorumuzu okuyalım. Sorumuzu arkadaşlar, "The switch in the circuit shown in figure has been closed for a long time," diyor. "Before it's opened," T0 anında. Diyor ki anahtar uzun bir süre kapalıdır. Şekildeki devrede anahtar uzun bir süre kapalıdır arkadaşlar. T eşittir 0 anında açılmadan önce anahtar uzun bir süre kapalı kalacaktır. Ne oluyordu arkadaşlar? RL devresinin doğal tepkisinde indüktörüm ne yapıyordu? Akımı ya da gerilimi indükliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla anahtar açıldığı zaman ne oluyordu? Anahtar açıldığı zaman benim indüktörüm üzerindeki enerjiyi ne yapıyordu? İşte dirençlere veriyordu arkadaşlar. Diğer elemanlara ne yapıyordu? Dağıtıyordu. Ve sorumuzda da bunu anlatıyor. Zaten diyor ki T0 anında anahtar açılmadan önce anahtarımız uzun bir süre kapalı kalacaktır. Buna göre A şıkkında İLT akımı T0'dan büyükken, yani anahtar açıldıktan sonra benim indüktörümün akımını soruyor arkadaşlar. B şıkkında I0'da anahtar açıldıktan sonra 40 ohmluk direnç üzerinden geçen akım ve V0'da anahtar açıldıktan sonra 40 ohmluk direnç üzerine düşen akımı soruyor arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, anahtar uzun bir süre kapalı kaldıktan sonra indüktörün başlangıçtaki gerilimi ne kadardır? Şöyle diyelim, I ile 0 eksi eşittir 20 amper. Bu nedir arkadaşlar? Anahtar kapalı olduğu için başlangıçta indüktörün başlangıç akımıdır. I ile 0 ya da buna I 0 diyebiliriz arkadaşlar. Ha, şöyle diyeceksiniz. Hocam 20 amperlik akım kaynağı burada şey üzerinden ne geçmiyor mu? Yani bu direnç üzerinden ne geçmiyor mu? Geçiyor ama biz bunu ihmal edeceğiz. Düşük bir direnç değeri olduğu için bunu ihmal edeceğiz arkadaşlar. Şöyle diyelim. Şunu sileyim ben. I ile 0, yani anahtar açılmadan önce, anahtar tam açılınca I ile 0 diyelim ve anahtar açıldıktan hemen sonra I ile 0 artı eşittir I 0 eşittir 20 amper. İndüktörün başlangıçtaki akım. Anahtar kapanınca da 20 amperdir. Yani ani değişimlerde biz akımı yine 20 amper olarak alacağız arkadaşlar. Anahtar bu indüktörün başlangıçtaki neyidir arkadaşlar? Akımıdır. İndüktörün başlangıçtaki akımı 20 amper. Bakalım başlangıçtaki gerilimi ne kadardır? VL 0 anahtar açılmadan önce eşittir VL 0 tam anahtar açıldığı anda ve VL 0 anahtar, hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Bu durumda anahtar açılmadan önce diyelim buna biz. Anahtar açılmadan önce VL 0 neydi arkadaşlar? İşte L çarpı DI bölü DT idi. DI akım 20 amper sabit olduğu için neydi? Akımdaki değişimle doğru orantılıydı. İndüktör üzerindeki gerilim. Ya, akım sabit başlangıçta 20 amper. O zaman gerilim sıfırdır arkadaşlar. Bu anahtar açılmadan önce. Yani anahtar kapalıyken. Şimdi anahtar açılınca benim İndüktör akımım ne olur sevgili arkadaşlar? Şöyle diyelim. İLT eşittir. Neydi? I0 çarpı E üzeri eksi T bölü tau idi. Bu ne zaman için? T büyük eşit 0 için, yani anahtar açıldıktan sonra. Tau değeri neydi arkadaşlar? Şöyle diyelim. Tau diyelim hatta. Tau değeri şöyleydi değil mi? Tau eşittir L bölü R idi ise
Tau eşittir L kaçtır arkadaşlar? 2'dir. R'yi biz ne alacağız? Yani şuradaki direnç değerini alacağız arkadaşlar. R derken şimdi bizim L değerimiz bu. R değerimiz de şuranın eşdeğer direncidir. O da nedir arkadaşlar? 2 bölü şöyle diyelim. 2 ohmla 10 ve 40 ohmun paralel bağlantısıyla oluşan, pardon, şöyle yapacağız. 2 artı 10 ve 40 ohmun paralel bağlanması oluşan değerdir. O da eşittir ise tau eşittir arkadaşlar. Zaten 10 ile 40 nedir? 400 bölü 50'den 8 ohmdur arkadaşlar. 40 çarpı 10 bölü 50 gider bu. 40 bölü 5 8 ohmdur şurası. 8 2 daha 10 ohm olacak bizim R eş değerimiz. Hemen buna 10 ohm yazalım. Zaten bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Bunu bilmiyorsak çok büyük bir eksik. Biz tau değerimizi bulduk. Yani akımın sıfıra yaklaştığı değer. Akım değişimidir. Yani akımın işte belli bir süre sonra aldığı değerle başlangıç değeri arasında geçen zaman arkadaşlar. Tau değeridir bizim. Bunu bulduktan sonra şöyle diyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? İLT eşittir. Neydi? I0 neydi arkadaşlar? 20 amperdi. 20 çarpı E üzeri eksi T bölü 10. Yalnız arkadaşlar tau değeri 10 değildir. Yanlış yaptık tau'nu. Şurayı da sileyim. 2 bölü 10'dur. O da 0,5 yapar arkadaşlar. Pardon, 0,2 yapar. Şöyle diyelim. 0,2. Eksi T bölü 0,2 ise, düzgün yazalım şunu. 0,2 ise İLT eşittir 20 çarpı E üzeri eksi T bölü 0,2 ne yapar? T bölü 0,2 2 bölü 10 eksi 5 T yapar değil mi arkadaşlar? E üzeri eksi 5 T. Evet, ben neyi buldum sevgili arkadaşlar? Benim gerilimimi buldum. Bobin üzerindeki gerilim ne zaman? Anahtar açıldıktan sonra. T büyük eşit 0 için bobin gerilimim 20 üzeri eksi 5 T olacaktır. Arkadaşlar A şıkkını tamamladık. Şuna A diyelim şöyle. B şıkkında sevgili arkadaşlar I0 T akımını soruyor. Ne zaman? T büyük eşit 0. Zaten RL devresinin doğal tepkisinde bizim incelediğimiz zaman şu zamandır sevgili arkadaşlar. Yani anahtar açıldıktan sonraki sürelerdir. Şimdi o zaman B şıkkında I0T ne yapar arkadaşlar? Şimdi ben neyi buldum? ILT'yi buldum. ILT akımı aşağıya doğrudur. I0 akımı buraya doğrudur. Bakın. İL ile tam tersi yönde. İL böyle gelecek arkadaşlar. Burada ikiye ayrılacak değil mi? Ne oldu? İL ile I0 ile I0 ile artıysa I0 eksidir. Bu eksi ise bu artıdır. O zaman benim I0 akımım İL ile bir bağıntısı var. Çünkü burada bir gerilim bölücü bir akım bölücü bir devre oldu. İL'yi böyle düşünürsem bu gelen akım burada ikiye ayrılacak değil mi arkadaşlar? O zaman I0 akımı ne olur? I0 eşittir. Buradan İL geliyor. Eksi İL geliyor. İL aşağıya artı ters yönde eksi olur. Eksi İL çarpı neydi akım bölücü devrede? İkinci direnç yani karşı direnç bölü üzerinden geçen akımın üzerinden geçtiği direnç. 10 bölü 10 artı 50 değil midir? Benim hangi akımım? I0T akımım. Hatta buna şöyle diyelim. I0 T eşittir İL T çarpı başında eksi var. Si ile T çarpı 10 bölü 10 artı 40. Bakın arkadaşlar burada akım bölücü de şeyi kullandım. Mesela benim şöyle iki tane direncim varsa R1 R2 ise şuradan geçen akım I2 olsun. Buradan I1 olsun. İşte şuradan bir akım gelsin. I akımı olsun. R2, I2 akımı nedir? I çarpı
R1 bölü R1 artı R2'dir. Akım bölücü devreleri önceki derslerde işlemiştik. İsterseniz onlara bir göz atın. Eğer eksiklik yaşadıysanız bu konuda 10 bölü 10 artı 40. O zaman benim I0T akımım ne olacak sevgili arkadaşlar? İse diyelim I0T eşittir. ILT kaçtır? Hatta burayı oraya sığmayacak. Şuraya yazalım. I0 T eşittir. ILT nedir? 20 çarpı E üzeri eksi 5T eksi 20 çarpı E üzeri eksi 5T çarpı 10 bölü 50 ne yapar? 1 bölü 5 yapar. 0,2 yapar. İse I0T eşittir. Eksi 4 çarpı E üzeri eksi 5T'dir. Bu da benim I0T akımımdır. Ne zaman için? T büyük eşit 0 için. Şimdi arkadaşlar burada T büyük eşit 0'la T büyük eşit 0 artı aynı sayılır. Yani pek bir fark yok. Bu anahtar açıldıktan hemen sonraki zaman, yani anahtar açıldıktan, bu da anahtar açıldıktan biraz sonraki zaman diyelim. Ya aynı diyelim arkadaşlar. Çok kafanız karışmasın. Hemen hemen aynı. B şıkkında yaptık. C şıkkında neyi soruyor arkadaşlar? V0T. Zaten V0T nedir? I0 çarpı R'dir. Şimdi zaten arkadaşlar I0T buradaki akım. Neden? İL ile başına eksi olmasının nedeni ne dedik? İL bu tarafa doğrudur. İ bu tarafa, yani ters yönde olduğu için arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? C şıkkında da V0T eşittir. Eşittir. Şuradaki 40 ohm üzerindeki gerilim değeridir. 40 çarpı hatta şöyle diyelim. R çarpı I değil mi? R çarpı IT. R 40 çarpı IT diyelim hatta. O zaman V0T eşittir. 40 çarpı eksi 4E çarpı eksi 4E üzeri eksi 5T'dir. O zaman V0T eşittir. Eksi ne yapar? 16E üzeri eksi 5T değerine ne olur? Eşit olur sevgili arkadaşlar. Şurada bir işlem hatası yaptım yalnız. 40 çarpı 0,4 gibi gördüm ben. Şunu 164 kere 4'ün eksi 160 E üzeri eksi 5T değerine V0T değerimiz ne olur sevgili arkadaşlar? Eşit olmuş olur. Ne zaman için? T büyük eşit 0 için anahtar açıldıktan belli bir süre sonra. Evet sevgili arkadaşlar, sorumuzun çözümü bu kadar. Bu dersimizde işte RL devrelerin doğal tepkisiyle örnek bir soru çözümü gerçekleştirdik. Lütfen siz de başka sorular bulmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü soruları çözdükçe konular daha iyi anlaşılıyor, uygulama yaptıkça. Anlamadığınız bölümleri yorum bölümüne yazarsanız elimden geleni yaparım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.